Peki Mehmet Acet, buyurun. Sorular da bu gelmiş olsun. Buradan başlayayım. Yani böyle Türkiye bunu ben Meral Akşener mi söylemişti? Bir daha bu seçim alamazsak Türkiye'de özgür ve demokratik seçimler bir daha o dönem kapanır diye. Şimdi bu yani Türkiye'de Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üzerinden gideceksek eğer siyasette bütün varlığını demokratik özgür seçimlere bağlı olarak sağlamış ve bütün kazanımlarını, bütün zaferlerini sandıktan elde etmiş bir isim. Ve şu anda da seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak %52,5 oyla, halkın çoğunluğunun oyunu almış bir siyasetçi sıfatıyla bu ülkeyi yönetiyor. Bundan sonrası için de buradan bu çizgiden sapacağına neydi o? İşte demokratik özgür seçimler. Buradan sapacağına dair bir işaret yok. Burada muhalefetin bir korku pompalama ve bu korku üzerinden kendine bir alan açma çabası görüyorum ben bu tür söylemlerde. İkincisi de böyle çok sık karşılaşıyoruz. Yani tekil bir takım olumsuz hadiseler üzerinden bütün ülkede sanki böyle bir hava varmış gibi bu sunumlarla çok karşılaşıyoruz. Hangi hadise? Bir yerde bir olumsuz bir şey yaşanmışsa. Ya mesela biraz önce Deniz Sakarya Caddesi'nde olan bir meseleden bahsetti. Anladım. Buradan alıp bütün ülkede herkeste büyük bir korku, büyük bir gerilim olduğu gibi bir öyle bir şey demedim Mehmet ya. Yani bir ÖTV düzenlemesinin yani bu verdiğin örneği, bu örneği ülkenin bütün bak ülkede bir gerilim var. Ya 2 gün önce de Mamak'ta birisi bir kahve bastı. Herkes birbirine düşmüş dedi. Çukurambar'da siyasi bir cinayet işlendi. Tamam, verdiğim bu tekil örnekler Deniz, bak şöyle verdiğim bu tekil örnekler sanki bütün memleketin havası böyleymiş gibi bir algıya hitap ediyor. Yani bütün o şöyle, memleket bu. Gergin diyor, siz şimdi gergin şöyle, değil diyorsunuz. Sen nerede yaşıyorsun bilmiyorum ben o zaman. Ben şöyle bu tür tekil örnekler üzerinden 85 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. Elbette asayiş olayları da yaşanacak, yaşanıyor. Başka problemler de yaşanıyor. Ama ben her durumda bir takım olumsuz hadiseler yaşandığı zaman o olumsuz hadiseleri kendi bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini, buradan genellemeler yapılarak ülkeye dair genel işte gerilim gibi bir takım veya işte korku cumhuriyeti gibi bir takım kavramlar o noktaya taşınmasını ben doğru bulmuyorum. Bunu ifade etmek istedim. Şimdi bu muhalefetle ilgili olarak şöyle tabii yani evet 6 tane birbirinden farklı çizgideki siyasi partinin bir araya gelmesi görsel olarak baktığımızda tamam güzel bir şey yani. Çünkü bu anlamda baktığımızda bu kısmına itiraz etmiyorum ama ben bunun böyle bir niyetle yani işte bakın bu ülkede böyle bir şeye ihtiyaç var gelin. Bir oturalım şu yuvarlak masanın etrafında ve bir buradan bir fotoğraf çıkartalım güdüsüyle, duygusuyla bu masanın oluştuğu kanaatinde değilim. Bu masa bir mecburiyet masası. Burada bulunan bütün genel başkanlar tek başlarına bir varlık sergileyemeyeceklerinin farkında oldukları için bu masada buluşmak zorunda kaldılar ve herkes bunun farkında. Yani bu masada bulunan bazı genel başkanların 2 yıl önce İttifaklar tehlikelidir, İttifaklar sizi kimliğinizden uzaklaştırır biçimde açıklamalar yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla bu bir zorunluluk masası, bir mecburiyet masası. Bu mecburiyetin arkasındaki temel faktör de ancak bir araya geldikleri takdirde, hatta buna bir de 7. aktör olarak HDP'yi de koymamız gerekiyor, %50 ve üzerine dair bir iddia ortaya koyabiliriz. Mecburiyetidir bu masayı bir araya getiren. Artı tutumlara baktığım zaman da ben çok antidemokratik örnekler görüyorum mesela bu masada. En son bu anayasa çalışmasında mesela gittim ben o altılı masanın sunumunda yerinde izlemiştim o zaman. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonuçta milletin oyuyla %51,4 referandumda halkın tercihiyle devreye girmiş bir sistemdir. Asgari demokratik saygı bu sistemi değiştirmek istiyorsanız yine halk oylamasına gitme vaadini zorunlu kılardı. Bunu yapmadı. Bunu hiçbir, ben orada dikkat ettim, 6 genel başkan yardımcısı bir tanesi bile gönüllü bir referandumdan bahsetmedi. Ama içlerinden bazıları, bazı genel başkanların mecbur kalırsak, işte 400 aşamazsak o zaman mecburen referanduma götüreceğiz gibi açıklamaların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada halk iradesine karşı demokratik bir saygı eksikliği var. En azından bunu ben
Çünkü antidemokratik tutumlardan biri olarak mesela gördüm, değerlendiriyorum. Artı yine bu anayasa bağlamında, ya iki sene kadar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çağrısı oldu ve bütün partilere herhangi bir ön şart ortaya koymaksızın gelin birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir anayasa yapalım dedi. Herhangi bir partiyi dışlamadan, herhangi bir ismi dışlamadan, herhangi bir şart ortaya koymadan. Buna bütün bu muhalefet partileri hepsi birden bunu reddetti. Ve şimdi gündeme getirdikleri anayasa değişikliği önerisi de kendi tabanlarına hitap eden bir anayasa değişikliği olarak şu anda gündeme duruyor. Yani bu anayasa çalışmasının içerisinde Türkiye'nin öbür yarısı var mı? Burada MHP tabanının iradesi var mı? Burada AK Parti tabanının iradesi var mı? Kendi yaslandıkları tabanın iradesine bağlı olarak burada 6 partinin liderleri ve yetkilileri böyle bir Türkiye'nin yarısına, ya yarısından daha azına hitap eden Cumhurbaşkanlığı sistemine de iki kişiden biri hayır dedi Mehmet ya. Hangi halk iradesinden bahsediyorsun? Yani ben şunu söylüyorum. Bak gayet açık söyledin. Yani iyi de %49'da %49'da hayır topluma, dedi yani. Bütün topluma hitap eden. Bak 2011'de ve 2015'te bunun örnekleri oldu. Gerçekten de Türkiye'de her kesimi kuşatacak tarzda mecliste temsil kabiliyeti olan 5 tane partinin 4'er tane temsilcisi oy oranlarına bakılmaksızın mecliste komisyon kurdular. Aylarca çalıştılar. 59-60 tane madde üzerinde anlaşma sağladılar. Sonra bir şekilde orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine masayı devirmesiyle devamı gelmedi. Ama bir yere kadar bir şey getirdiler. Asıl mesela uzlaşma oysa eğer, yani burada eğer bütün toplum katmanlarını temsil edecek tarzda bir niyet, bir oluşum varsa asıl o komisyonlar 1 Kasım'dan sonra da olmuştu. Fazla ömrü olmadı maalesef o zaman da. Evet. Asıl bunlar vardır. Şimdi siz burada 5-6 tane parti var ama orada Türkiye'nin diğer yarısını temsil eden partiler yoksa bunu nasıl bütün Türkiye'yi, bütün Türkiye'nin farklılıklarını bir masada buluşturan masa olarak nitelendirebilirsiniz? Benim itiraz ettiğim husus burası. Dolayısıyla bu İyi de anayasa seçim yapılacak, halk karar verecek ya. Bir şey daha söyleyeyim. Anayasa değil de bu altılı masayı konuşuyoruz. Oraya dair çok bir şey söylemediniz. Süremiz de bitmek üzere. Evet. Ya yani bu antidemokratik bulduğum bir husus da o yüzden onu örnek vermiş oldum. Deniz Zeyrek'in cümlelerine ne dersiniz? Yani iktidar muhalefet kazansın diye çabalıyor. AK Parti içerisinde İmamoğlu kararını destekleyen kimse görmedim. HDP ile ilgili bu mesele de ileride çok tepki çeker ve HDP'nin oylarını arttırır cümlelerine. Ya şimdi bu İmamoğlu kararıyla ilgili doğru. Yani AK Parti içerisinde buna destek veren kimse ben de rastlamadım. Ben de doğru bulmuyorum. Yani şey kısmı özellikle hakaret davası ve bunun bir siyasi yasakla sonuçlanacak şekilde ilerleyecekse eğer ben bunu çok yanlış bulurum. Bunu her zeminde söylüyorum. Artı bu hakaret davalarının ceza değil tazminat davalarının konusu olması gerektiği fikrini de ben burada destekliyorum. Ama orada yani Sayın İmamoğlu ve Sayın Akşener'in o ilk akşam verdikleri o görüntü üzerinden o kararla ilgili mağduriyet algısı da bir anda uçtu gitti. Ya bir de böyle bir gerçek var. Ama AK Parti'nin yani, muhalefete böyle bir can suyu verdiğini... Bir kararla bayram eden bir profil çizdiler orada. Yani o akşam Saraçhane'de verilen fotoğrafı orada kastederek bunu söylüyorum. Mesela orada da bir tuhaflık vardı. Yani orada da yani aleyhine verilmiş bir karara sevinen hatta bayram eden iki siyasi figür. Yani o da mesela toplumda çok bence bulundu. Yani rahatsız edici, itici bulundu. Yani bu işin arkasında bir bit yeni var, bir şey ne oluyor bu falan gibi. Ama kararı sonuçta İmamoğlu veya Akşener vermedi yani orada bunları çok konuştuğumuzu söylüyorum. Ama bunu fırsata dönüştürme. Ama böyle bir siyasi pas verirseniz antipatikti. Öyle bir pas gelirse böyle bir şey bir de dönüşür mü? Dönüşebilir. Ama işte orada da bırakmadılar mesela. Ardından orada da bir terör soruşturması geldi. Bayram havasında mı karşılamak gerekirdi yani? Bayram değil. Orada başka bir... Zaten o yanlış değerlendiriliyor. Tabii ben sizi kesmeyeyim. Yani şöyle ben oradaydım Mehmet Bey.
Böyle bir bayram havası yoktu orada. Gerçekten bir üzüntülü ortam vardı. Herkes gerçekten çok üzüldü. Herkes coşkulu gibiydi. Hayır biraz efendim. Biraz Meral Hanım galiba moralini yükseltmek şöyle, için öyle evet. bir yani şey orada bir abla içerisinde. Olarak kalkıp ben Sayın hani, İmamoğlu'nun üzülme. Eşi dışında üzüntülü hadi, olan kimseyi evet. hatırlamıyorum. Hadi başa baştan başlıyoruz deyip. Ben üzülecek bir şey olduğumu da düşünmüyorum. Çok, gayet üzülmemek de normal yani. Oradaki insanlar öyle hepsi, bir şey başınıza gelse. Hepsi çok üzgündü. Ben de oradaydım ve 2 yılın üstünde 2 yıl 7 ay 15 günlük bir ceza alan birisini sevme ihtimali zaten olamaz. Yani İmamoğlu'nun suratı düştü zaten üzere. Okuyunca. Herkes çok üzüldü. Meral Akşener Bahadır Bey'e dedi ki avukat olarak bize fikrini söyle ne olacak diye. O da dedi ki böyle böyle yani artık hani siyasi yasaktan da bahsediliyor. Öyle olunca da bir moral vermek için yan yana gelindi. Hani bu İki tepki verebilirsiniz. Ya güleceksiniz ya ağlayacaksınız. Aksi. Onlar güldüler peki, yani. Peki siz buyurun tamamlayın İnsan efendim. İnsan psikolojisi. Orada... Şimdi şöyle tamamlayayım ben. Şimdi tabii bu Süleyman Soylu, İmamoğlu. İmamoğlu konuştu. Süleyman Soylu devamında. İki oldu bu. Belli ki devam ederse yine bu tür şeyler devam edecek. Fakat ben Sayın İmamoğlu'nun konuşmasında özellikle bir hususu çok yadırgadım. Bunu ifade etmek isterim. Yani... Böylesi bir temel konuda bu kadar kamuoyuna yanlış bilgi veren bir ismin hangi doğrularına inanmak gerekir sorusunu beraberinde getiriyor bu. Nedir? Dedi ki yani 30.798 kişi bir önceki belediye başkanı döneminde işe alınmış dedi. Buna da hemen Mevlüt Uysal bir tekzip gönderdi. Tekzip açıklaması bir önceki İstanbul Belediye Başkanı ve dedi ki yani bu kişiler taşeron yasası ile yani zaten çalışmakta olan belediyede taşeron yasası gelince de kadroya alınan kişilerdir bunlar tamam, diyor. Tamam sonuçta bu taşeron olarak da onlar almış. Kim taşeron bu, olarak da o zaman Kadir Topbaş şöyle, aldıya gider o iş. Mi? Gider mi? Yani şöyle şöyle. Onları, CHP'den önce olduğu kesin. Taşeron olarak İmamoğlu mu almış yani? 5 yıl önce. Hayır Deniz şöyle bak. Buradaki şey şu, yadırgadığım husus şu. Taşeron olarak zaten çalışmakta olan belediyede kişilerin 2015'te kadroya çıkarılan alınması. Bir yasa doğru. vardı biliyorsunuz. Taşeron olarak kim almış onları? Kadroya alınmasından ibarettir. Tam taştı. Taşeron olarak kim almış döneminde yeni ya bir dakika onu Mevlüt Uysal döneminde yeni işe alınmış kişiler olarak açıkladı. O zaman rahmetli Kadir Topbaş almış tamam, yani. Burada bir algı problemi var. Algıya hitap eden bir problem var. Artık şöyle bir bilgi de var. Şimdi 3,5 sene içerisinde bakınız burada 26 Kasım'da Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama 21.356 kişinin işine son veriliyor. Bunu yapmadan önce de 2018'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız, kimseyi işsiz bırakmayacağız, evet. işten atmayacağız diye. Peki. Sayın İmamoğlu'nun açıklamaları var. Bitireyim bir saniye. Peki ama toparlayalım çok uzadı o yüzden. Var. Hemen toparlıyorum bir iki cümleyle. Kimseyle ekmeğiyle oynamayacağız, kimseyi işsiz bırakmayacağız diye. İşe geldikten sonra 21.356 kişinin işine son veriliyor İBB'de. Bunun yerine 25.361 kişi işe alınıyor. Bunun adı kadrolar, kendi kadroların için yer açmaktır. Bunun adı Peki. partizanca kadrolaşmaktır. Teşekkür ederim.